نصل إلى عرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk. Sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak. Onların nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl etkidiriyoruz dedi. Durum kendisince anlaşılınca, şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bakara suresi 259. ayet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, öldükten sonra insanları nasıl dirilteceğini anlatıyor. Rivayetlere göre, Üzeyir aleyhisselam, Allah Celle Celaluhuna, Allah'ım, bu ölmüş çürümüş insanları nasıl diriltirsin diye sorduğunda, Allah Celle Celaluhu, yolculuk esnasında merkebiyle beraber seyir eden Üzeyr aleyhisselamın dinlenme esnasında canını alır. Yüz sene Allah o ruhu orada bekletir tam yüz sene oradan gelip geçen hiç kimse, hiçbir canlı, Uzeyr aleyhisselamı, merkebini, merkebi için oraya koyduğu suyunu ve yemeklerini, hiçbirisini görmez. Yüz sene sonra Allah ona can verir ve der ki, Burada ne kadar kaldın? O da, herhalde bir gün falan kaldım veya bir gün bile değildir. Hayır, tam yüz senedir sen buradasın. Bak bakalım yemeğine, meşrubatına hiçbirisi bozuldu mu? Hayır. Hiçbirisi bozulmadı. Yüz senede yemek bozulmaz mı? Buzdolaplarında bile küfleniyor değil mi? Yüz senede yemek bozulmadı, meşrubat bozulmadı. Bir de merkebine bak. Merkep de orada ölmüş, çürümüş. Bunlar nasıl diriltilecek diye merak etmişti ya, şimdi çürümüş bir merkebi nasıl dirilteceğini Allah Celle Celaluhu gösteriyor ona. Bak bakalım merkebe, onu nasıl dirilteceğim diyor. Bakıyor ki birden kemikler oluşu veriyor. Kemikler kalkıp birden iskelete dönüşüyor. İskeletin üzerine hemen etler kaplıyor derken eşek kulaklarını sallamaya ve anırmaya başlıyor. Uzeyr aleyhisselam bu manzarayı görünce Allah'ım ben biliyorum ki sen her şeyi bilensin, her şeye gücü yetensin. İnandım, ve iman ettim diyor